Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğadan toplanmış mis gibi tazecik semizotlarıyla tam bir yaz yemeği hazırlıyorum. Antalya o kadar sıcak ki bu tarz hafif yemekler bizim kurtarıcımız oluyor. Ee, sizlerin de benim yöntemimle bir kez denemenizi tavsiye ederim. Bol suda güzelce yıkadıktan sonra semizotlarımı videoda gösterdiğim şekilde küçük parçalara ayırıyorum. Kenişçe bir tencerenin içerisine 3 tane rendelemiş olduğum orta boy domatesi aldım. bir orta boy rendelenmiş kuru soğan ekliyorum. 2 büyük diş de sarımsak rendeleyeceğim. 2 dolu yemek kaşığı yıkanmış pirinç ilavesini yapıyorum. Pirinç yerine bulgur da ekleyebilirsiniz. Göstereceğim bu yöntem en kolay en pratik semizotu pişirme yöntemidir. Lütfen bu yöntemi bir kez olsa denemenizi isterim. Şöyle bir yemeğimin sosunu güzelce tenceremin içerisinde yaydıktan sonra temizlemiş olduğum semizotlarını tencerenin içerisine aktarıyorum otu hem çok ekonomik hem de çok lezzetli bir yemek bana göre. Ben turşusunu hazırlıyorum. Yemeğini, salatasını pek çok yerde kullanıyorum. Sizlere de tüketmenizi tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bazen soruyorlar bu pul biber değil, renk vermesi için kırmızı toz biber. Yeterli miktarda tuz ilavesinde yaptıktan sonra yarım fincanda da zeytinyağına ihtiyacımız var. Bakın ocağa götürmeden hepsini tezgahın üzerinde hazırladım. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Orta ateşte yemeğimi pişirmeye bırakacağım. Hepsini rendeleyerek koyduğumuz için çok kısa bir sürede de alttan pişmeye başlayacak kontrol edin ve bu şekilde sosuyla birlikte karıştırın. Bir kez karıştırmamız yeterli olacaktır. Çok hassas bir sebze olduğu için zaten çok çabuk sulanacak ve pişecek. Bakın şöyle tamamen karıştırdım. Asla su ilavesi yapmıyorum. 2-3 dakika daha dursun ve bu şekilde semizotu yemeğim hazırlanmış oluyor. Yarın da sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Mucit anne olarak beni tüm sosyal medya platformlarından takip etmeniz mümkün. Bu arada bakın son aşamasında gösteriyorum. Hiç su koymama rağmen yeterince su kendi suyunu zaten saldı. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.